Açayım. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. En çok kullandığım gözlükleri göstereceğim. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Şimdi kahvemi yapacağım. Sonra Elif'le spora gideceğiz. Ondan sonra da Elif'le ayrılacağız. Ben çarşıya gideceğim. Elif'in doğum günü hediyelerini alacağım. Elif'in doğum günü cumartesi günü. Biz birlikte pazar kutlayacağız. Ay çok heyecanlıyım ya. Elif'i 10 senedir tanıyorum. Bu az bir süre değil. 10 sene ve hiç böyle kavgamız falan ya bir kere olmuştu. O da okulda bayağı oldu. Ama ondan sonra gerçekten öyle bir bağımız oldu ki çok özel Elif benim için. İnşallah böyle yaşlı nineler olup ileride birlikte yine böyle ton 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 Starbucks'a gideceğiz. Neyse şimdi kahvemizi yapalım. Buzlu kahve yapacağım ve ben artık her gün bu makineyi boş çalıştırıyorum. Çünkü o kadar kahve atığı çıkıyor ki içinden. Mesela şimdi çalıştırayım, göreceksiniz siz de. Bakınız suyun rengi de sarı ve içinde böyle siyah işte kahve atıkları var. Bu işte şimdi içeceğim kahvenin içinde olacaktı. İçine hemen buz atacağım. Havalar iyice ısındı. Hatta haftaya böyle 30 derece falan olacak. Ve kombinim bu şekilde. Uzun zaman sonra büyük kulaklığım yerine, o Beats kulaklığım yerine AirPods taktım. Şu an sanki hiçbir şey yok. Böyle boş hissediyorum. Şimdi spordan geldim arkadaşlar. Banyo yaptım. Birazdan hazırlanacağım. Çünkü benim yüz lazerim var bugün. Onu tamamen unutmuştum. Önce oraya gideceğim. Ondan sonra birlikte hediyeleri alırız. Dün bir paket geldi bana. Hayatımda aldığım en güzel şey. Şimdi göstereceğim size. Şurada arkamda duruyor. Bu gördüğünüz astronot bir gece lambası arkadaşlar. Şurada projeksiyonu var. Ve bunu açtığınızda sanki uzaydasınız. Böyle yıldızlar çıkıyor ortaya. Şimdi bile belli oluyor. Gece çok daha güzel oluyor. Çünkü böyle renk şeyleri de oluyor ama o şu an belli olmuyor mesela. Gece göstereceğim size. Aldığım en güzel şey. Ben Amazon'dan aldım. Amazon Hollanda. Ben kendi aldığım siteyi de paylaşırım. Türkiye'de Trendyol'da aynısını buldum. Gerçekten aynısını. Onu da paylaşırım. Aşağıda bulabilirsiniz. İsmini de Uzi koydum. Yani rapçi Uzi değil de işte benim Uzi. Böyle minik uzaktan kumanda da geliyor yanında. Bundan da işte ışığını ayarlayabiliyorsun. Bir tane ayarı var. Onda işte tüm ışıklar oluyor. Ama böyle isterseniz mesela sadece yeşil ya da sadece kırmızı da yapabiliyorsun. Ve bunlarla yıldızların parlaklığını, işte o rengin durmasını ya da böyle oynamasını onları falan hep ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şey zamanlama şeyi de var ama onu ben daha kullanmadım. Galiba 1 saat 2 saat falan ayarlayabiliyorsunuz. Çok aşırı güzel bir şey. Yine siyah giyindim arkadaşlar. Annem yeter artık diyor. Ama tamam daha renkli giymeye çalışacağım. Böyle siyah kısa bir tişört, bu pantolon ve yine bu çantamı alacağım. Şimdi MediaMarkt'a geldim arkadaşlar. Elif şunlardan istiyor. Şu mavi rengi çok tatlı. Zaten biliyor alacağımı. O yüzden çok hediye olmayacak ama onu alacağım ve onunla birlikte şöyle şeyler de almam lazım galiba. Şöyle kartlar. Evet, onları alayım şimdi. Şimdi böyle bir mağazaya geldim. Hediyeleri kendim paketleyeceğim. O yüzden şöyle bir çanta aldım. Çok tatlı. Ve bu paketleme şeyini aldım. Çok fazla var aslında, bilemedim. Ya üstünde papatyalar var ve Elif papatyaları çok seviyor. O yüzden öyle güzel olur diye düşündüm. Evet ya, tatlı. Çok tatlı bir doğum günü kartı aldım. Şöyle. Dans eden bir ananas. Ve woohoo yazıyor. Ona bir şeyler yazarım. Kendime yine buzlu kahve yaptım. Cemile de bugün tişörtümü verdim. Ben daha giymiyordum onu. Spor için almıştım da giymiyordum. Zaten erkek bölümünden aldım. O yüzden Cemile verdim. Ve akşam yemeğim arkadaşlar. Kendime smoothie kahvesi hazırladım. Biraz sıvı oldu. O yüzden fıstık ezmesi şu an batıyor. Bugün kahvaltımı çekmedim ama sadece kavun yedim. Tüm gün kavunla ayaktayım ve saat şu an 6'ya geliyor. Bu da işte akşam yemeğim. Canım hiç böyle sıcak yemek falan çekmiyor. O yüzden hep böyle soğuk smoothie'ler yapıyorum. Smoothie kaseler ya da canım işte meyve çekiyor çok. Bu son 3 gün gerçekten öyle. Ve dolabıma giriştim. Akşam saat 9'da. Tüm kışlıkları çıkardım. Kazaklarımı, hoodie'lerimi hepsini kaldırdım. Çünkü onları gördüğümde gerçekten bunalma geliyordu. İlk kez şu alt kısma giriştim. Oraya normalde hiç yani oraya dokunmazdım. Ama bayağı toz var. Onu silip süpüreceğim birazdan. Burada yani şu en alt kısımda işte çantalarım, kemerlerim, şapkalarım falan var.
Bayağı bir çantam varmış. Bunlar biraz arka kısımdaydı. Bunlar eski çantalarım. Şöyle var bir tane. Şu aslında çok tatlı. Bunu Zara'dan almıştım. Böyle bir çantam da varmış. Bilmiyordum. Başka şu da çok güzel. Böyle örgüden ve bu da tatlış. Böyle bir sepet. İşte böyle şeyler varmış benim. Şu kutuları hep kaldıracağım. Gözlüklerimin kutuları, ayakkabı kutusu. Şimdi orayı bir silip süpüreyim. Ondan sonra yerleştiririm. Bu tarz çantaları hiç atmam ama. Jacquemus çanta bunun içine gelmişti. Bu Balenciaga çantam da bunun içine gelmişti. Ya bunlar tatilde çok kullanışlı oluyor bavul hazırlamada. Mesela bu bir tık daha büyük olduğu için tüm bikinilerimi buna doldururum. Bu da işte terlik için. Yani her şey için olabilir. Anne şok olacaksın. Hayır. Dolabıma bak. Ne oldu? Bunu ben yaptım sensiz. Hayret. Ve şurayı da hallettim. Hayret. Benimle gurur duyuyorsun değil mi? Giysileri ne yaptın? Giysileri hep içerideki dolaba soktum. Hava iyice kararmadı ama şimdi de belli olur. Hazır mıyız? Hazırız. Oh my god arkadaşlar şuna bakın. Ya aşırı güzel. Sürekli işte böyle renk değiştiriyor. O yıldızlarla değişiyor böyle bazen. Tüm odamı kaplıyor yıldızlar. Çok güzel. Ve astronotun kafası oynuyor o yüzden kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle tavanda da olabilir. Günaydın arkadaşlar. Erkenden uyandım bugün. Ya komşu yeni mutfak aldı komşularımız. Yok mutfak değil banyo. O yüzden 2 haftadır her sabah böyle bir matkap sesi. Böyle sesler oluyor. Ona uyandım. Uyuyamam ki ben böyle. Şimdi kahve yapayım. Sonra spora gidelim. Kendime yine kavun doğradım. Daha fazlaydı ama sürekli yiyorum. Soğuk soğuk güzel gidiyor. Ve buzlu kahvem. Spor rutinim bu son günler bir tık değişti. Önceden daha çok kas odaklı spor yapıyordum. Şimdi daha çok kardiyo odaklı spor yapıyorum. Definasyon dönemine girdim diyebilirim aslında. Çünkü çok güzel süreçte Elif'le birlikte bir program hazırladık. Yani çok faydasını gördük. Her yer sıkılaştı. Böyle daha kaslı oldu. Ama bir tık fazla oldu bence. O yüzden dedim Elif hani artık ben yapmayacağım kas. Ya, tabii yaparım yine arada ama öyle fazla değil. Daha çok işte kardiyo. Şimdi 1 saat kardiyo yapacağım. Yarım saat koşu, yarım saat de cross. Bayağı bir kalori yakıyorum. Çünkü cross da zaten yani orada bir rakam yazıyor onu söyleyeyim ama tabii her vücuda göre farklıdır. 300 cross'ta yakıyorum. 300 de kardiyoda, şeyde koşuda. Yani toplam 600 yakıyorum. Bayağı iyi. Bir de yediklerime dikkat edersem süper. Bunlar bu arada babamın AirPod'ları. Ben AirPod'larımı attım çünkü çalışmıyorlardı. Ama onlar zaten 6 sene falan vardı. Artık yani zamanı da geldi atmaya. Şimdi babamınkini kullanıyorum. Spordan geldim arkadaşlar. O kadar terledim ki hemen gittim soğuk bir banyo yaptım. Saçımı yıkamadım ama. Saçımı her gün yıkamıyorum. 3 günde bir. Şimdi size en çok kullandığım gözlükleri göstereceğim. Bunlar benim her şeyim. Ben gözlük takmayı çok seviyorum. Kışın bile gözlük takıyorum. Ve videolarda da çok soru geliyor. O yüzden hepsini böyle bir göstereyim dedim size. Bu en klasik model Ray-Ban'den. Wayfarer diye geçiyor. Şöyle. Bunu gördüğümde direkt Serenay Sarıkaya geliyor aklıma. Çünkü o da hep bunu takıyor dizide ve normal hayatta da. Böyle bir gözlük. Çok klasik. Herkese yakıştığını düşünüyorum. Şöyle bu hafif böyle eğimli. Görüyorsunuz böyle içe doğru gidiyor. Farklı modelleri var bunun ama bu 50. Yani bilmiyorum 50 yazıyor burada. Linkini aşağıya bırakırım tüm gözlükleri bulabilirsem. Çünkü bir tanesi eski sezon. Bu galiba en çok soru aldığım gözlük. Şu bir önceki videoda da taktım. Bu Dior'dan ama bu işte eski sezon. Ben bunu Ezgi Fındık'ta görmüştüm seneler önce. Sonra hemen aldım çünkü o kadar güzel bir gözlük ki böyle hemen bir şey katıyor, bir hava katıyor. Çok seviyorum. Böyle pembe camları var ve altın detayları. Gerçekten çok beğeniyorum. Linkini bulamam ama modelini aşağıya bırakırım. Belki gözlükçülerde yani mağazalarda bulabilirsiniz. Bilmiyorum ama. Çünkü bayağı eski bir model. Bu artık herkeste var. Prada'nın meşhur gözlüğü. Şöyle. Ya ben bu ilk çıktığında o kadar hoşuma gitmişti ki çünkü böyle farklı bir model, bir değişik. Ama artık herkeste olduğu için biraz böyle hani elim sürekli buna gitmiyor. Ama yine de çok beğeniyorum gerçekten. Güzel bir model. Modeli farklı geldi bana o yüzden çok sevdim. Ve bu da yine her şeyle yakışıyor.
bu şekilde. Ve bu da en yeni gözlüğüm. Bunu 2 ay önce falan aldım galiba. Ben her sene bir gözlük alıyorum. Öyle bir şeyim var benim. Dior'dan. En çok bunun kılıfı hoşuma gidiyor. Böyle büyük ve farklı. Tam bir Matrix gözlüğü. Şöyle altın renklerde Christian Dior yazıyor. Gerçekten çok güzel. Bunun farklı bir modeli de var ama bu model daha çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Son günlerde her gün bunu takıyorum zaten. Ve bunlar benim en sık taktığım gözlükler. Başka 2-3 gözlüğüm de var ama onları takmıyorum pek. Hatta onları satmayı düşünüyorum. Çünkü onlar bayağı eski. Ama bunlar benim bebişlerim. Günaydın arkadaşlar. Şimdi işten geldim. Hazırlandım hemen çünkü Selin ve Beyza ile Çilek Drive-In'e gideceğiz. Drive-In konseptini bilmeyenler için işte arabayla gidiyorsunuz, sipariş veriyorsun. Onlar da yine sana arabada veriyor. Yani hiç inmene gerek yok. İşte Starbucks, McDonald's falan yapıyor. Belki Türkiye'de de vardır galiba. Ama işte Çilek de var. Böyle bahçeye gidiyorsun. Biraz uzak, bir saatlik yol. İşte çileğin her türlüsü var. Sade çilek, çikolataya batırılmış çilek, smoothie'ler, dondurma, yani her şey. Hemen babam da dedi bize de alıyorsun. Çünkü onlar böyle organik oluyor, doğal oluyor. Öyle işte oraya gideceğiz. Mavi bir elbise giydim. Dur, boy aynasında göstereyim size. Böyle uzun mavi bir elbise giydim. Bunu Mısır'da da giymiştim. Belki hatırlayanlar vardır. Ve altına da bu sandaletleri giydim. Bunları yeni aldım Pull&Bear'den. Bu hasır sandaletlerden. Çok güzel ve çok rahat gerçekten. Onun linkini aşağıya bırakırım ama elbise maalesef eski sezon. Saçımı böyle üstten topladım. Çanta almayacağım yanıma. Yok. Çanta alasım yok. Böyle gideceğim. Ve sipariş vereceğimiz yer böyle dev bir çilek. Smoothie'ler, granola, işte pasta bile var. Şu ha yok, o waffle, pardon. Böyle işte. Ve çilekleri aldık arkadaşlar. Bunlar beyaz çikolataya batırılmış. Şunlar da ya sushis diye geçiyor. Böyle hamurun içinde böyle kaymaklı, çilekli bir tatlı. Ve ben böyle bir smoothie aldım. Çok tatlı. Üstüne bir tane çilek koydular. Beyza da böyle bir tane milkshake aldı. Onu da yine üstüne çilek koydular. Oh my god. Acayip güzel. Bu içi boş değil. Oh my god. Dit is echt de lekkerste aardbeien die ik tot nu toe heb gegeten. Wow. Şimdi arabadan çıktık çünkü burası gerçekten o kadar güzel bir yer ki arkadaşlar, köy gibi. Ve şurada inekler mi var, kuzular mı var bilmiyorum ama böyle me diyorlar. Kuzu galiba. Ay çok tatlılardır, şuradan görünüyor. Ay arkadaşlar, kafa yiyeceğim. Çok tatlılar. Şu bana mı doğru geliyor ya da bana mı öyle geliyor? Geliyorlar. Ha yok, yemek yiyecekler galiba. Ya çok tatlı. Ve bunları da eve aldık. Ve şimdi eve geldim arkadaşlar. Çok güzeldi. Aman Allah'ım. Yani gerçekten o çilekler hayatımda yediğim en güzel çileklerdi. Ve o bir saatlik yol değdi yani. Bir saat gidiş, bir saat geliş. Yol sadece çok yordu beni. Arabada iyice böyle mayıştım. Uyuyacak gibi oldum bir ara. Neyse. Şimdi eve geldim. Bir tane paket geldi bana. Zalando'dan iki tane tişört aldım. Les Benjamins bir tek Zalando'da satılıyor. O yüzden bu arada bazen soruluyor bana, nereden alıyorsun Les Benjamins Hollanda'da? Zalando'da var. Oradan aldım iki tane tişört. Benim iki tane kazağım vardı sadece ama yazın kazak giyilmez. Tişört de alayım dedim, dursun. Şöyle siyah basic bir tane aldım. Les Benjamins yazıyor. Arkası da bu şekilde. Böyle renkli renkli. Bu çok hoşuma gitti. Bir de tabii ki mavi bir tane aldım. O da böyle. Onun da arkası bu şekilde. Evet. Evet, iki tane tişört aldım. Spora giderken falan da hep böyle oversize tişörtler arıyorum. Tight'ın üzerine giymek için. Bunlar güzel olur diye düşündüm. Bu şekilde. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Sonra da Elif'in hediyelerini paketleyelim. Bakınız arkadaşlar. Bunu annem yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Annem böyle şeyleri çok iyi yapıyor. Ben de yaparım aslında. Ama şimdi sen yapıyorsun diye yapmadım. Şimdi duygusal bir şeyler yazasım var ama bu kart o kadar tatlı ki yani duygusallığı hak etmiyor. Sadece böyle mutlu pozitif şeyler hak ediyor. Neyse, yarım duygusal yarım şey yaparım. Mutlu. Günaydın arkadaşlar, uyandım. Hemen yine hazırlandım çünkü birazdan halamlar bize gelecek kahvaltıya.
Annem mutfakta bir şeyler hazırlıyor. Babam da alışverişe gitti markete. Günaydın. Bak eteğimi giydim. Kokma, bu kadar ne kokacaksın? Kokacağım. İlk kez bu H&M'den aldığım eteği giydim. Çok basic kombinledim böyle siyah bir tişörtle. Ama çok hoşuma gitti. Saat 11'de gelecekler. Biz Elif'le saat 1'de buluştuk ama o zaman başka bir şey giyeceğim. Elbise giymeyi düşünüyorum. Bu şimdi için bir kombin. Sabah kombinim. Mısır unu ortaya çıktı. Herkesin bunun ne demek olduğunu biliyor. Birazdan çok güzel kuymak yiyeceğiz. Süper bir pazar sabahı. Tabakları dizdim. Babam daha gelmedi. O gelsin. Sonra birlikte ayarlarız. Biz babamla böyle masa hazırlamayı çok severiz. Babam hep bana der işte bunları böyle süsle. Ben süslerim ya o yüzden. Şimdi bir kahve yapayım. Sakin bir şekilde güne başlayalım. Elif'le daha tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz plan konusunda çok kötüyüz. O ne yapsak? Sen seç der. Ben hayır sen seç derim. Öyle 2 saat. o yüzden bilmiyoruz. Ya böyle alışveriş merkezine gideriz dedim. Hani kapalı alan, hava çok sıcak ya. Ya da işte restorana falan gideriz. Neyse bakarız. Arkadaşlar babam bir karpuz aldı. I'm here. Bu hayatımda gördüğüm en büyük karpuz. Bu ne? Yeni nesil kuymak yapmak. Yok. Topaklanan bundan. Evet. Birazdan çıkacağız Elif'le. Ya kombinimi değiştirmedim. Çünkü bu kombini de çok sevdim. Şu çantayı aldım. Birazdan tişörtümü böyle içine sokmaya çalışacağım. Evet. Ama güzel. Sevdim. Şimdi planımızı yaptık arkadaşlar. 2 dakikada. İlk önce alışveriş merkezine gideceğiz. Ondan sonra da bir restorana gideceğiz. Öyle. Ne yapmış sen ya Elif? Öndeki. Böyle hediye dükkanına geldik arkadaşlar. Şuna bakın. Çok tatlı. Şu da Mr. Bean. Şunlar da komik. Şu çok tuhaf. İlginç. Evet. Şöyle bir saat. Erimiş gibi. Şunu hep yapmak istiyordum. Şöyle. Ay yapamadım. O kadar yapamadım ki. Dur yine yapacağım. Heh. Şu bardaklara bakın arkadaşlar. Bunu da yani abartmışlar biraz. Denemek istiyor. Bunu deneyim dedim, deneyemedim. Deneyemeyim. Hello. Değişti mi? Yani. Ya. Değişti mi? He? Ya. Oh, it was very fun. Evet, böyle bir şey oldu. Ya Elif yapmış. Şey var ya, Kuzey Tekinoğlu Sima'yı böyle tutuyor. Elif sürekli onu yapıyor bende. Ama o dersini bir deneyeyim dedim. Çünkü şeye karşı, elektriklenmeye karşı iyiymiş. Ve gerçekten güzel oldu ya. Beğendim yani. Hiç bilmiyorum ki hediyem ne. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Benim yok. Af. Açayım. Evet, aa, şimdi. Çünkü restoranda herkes bakacak falan filan. Aa, iki tane. İkisi birbirine... Oh, anladım. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok. Hiç. Ben ağlayacağım. Hayır ağlama sakın. Sakın. Hem ağlayıp hem gülemezsin. Tamam hadi hayat hediyelerini. Bilmiyormuş gibi yap. Bu sefer çok mutlu oldu. Evet. Bir senedir yani geçen sene dedi ki Aslı seneye bana bunu al. Hani geçen sene belliydi zaten. Buna da şaşırmak istiyorum. Şaşır. Ona da... Aa! Ay şu an şey gibi oldu. Ne gibi? Foto şey, model. Böyle hava ya geliyor bu, ya. Bu duygusal anda bunu mu yapıyorsun? Evet. İkler. Sen de. Şimdi Den Haag'a geldik arkadaşlar. Başka bir şehir olmuş oluyor. Burada deniz var yakında.
Ama o kadar fazla insan var ki bugün. Biz restorana gideceğiz şuraya. Şimdi oturduk arkadaşlar. Arkada festival gibi bir şey var. O yüzden ses geliyor bayağı. Ama manzaramız çok güzel. Şöyle kocaman bir meyve tabağı aldık. Her şey var gerçekten. Çilek, ananas, portakal. Ve şimdi eve geldim arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok fazla çekim yapmadım ama zaten hani daha çok konuşmak, hani birlikte olmak, sürekli kamerayı elime almak değil de kaliteli zaman geçirmek önemli olan. Çok güzeldi. Elif de zaten hediyesini biliyordu. Ama benim çok güzel bir gündü birlikte. Burada videonun sonunu çekeceğim. Makyajımı çıkartıp pijamalar mı giyeceğim ve videoyu editleyeceğim. Bugün 2 tane Red Bull içtim. Biraz fazla oldu. Ama neyse zaten çok fazla yemedim. Bir tek meyve tabağı yedik. Bir de dondurma yedik Elif'le, o kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki video şey olacak. Düğün videosu olacak kuzenimin. Onun için de çok heyecanlıyım. Neyse, onu haftaya göreceksiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.